Asena'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle şifa çorbası olan her yiyenin tarif istediği tavuk çorbasıyla geldim. Çorbamın yapımı için yarım çay bardağı kadar zeytinyağı alıyorum tencereme. Bir adet rendelenmiş havuç ilave ediyorum. Havucumun boyu orta boy. Büyük boy kullanırsanız çorbamızın lezzetini şekerli yapacaktır. Şekerli olsun istemiyoruz. Havuçlarımı 3 dakika kadar kavurdum. Sonrasında 1 çay bardağı kadar tel şehriyemi tencereme ilave ediyorum. Haşladığım ve doğradığım 300 gram tavuk göğsünü de tencereme ilave ediyorum. Dünden kalan tavuk parçalarını da gösterdiğim boyutta küçülterek tenceremize ilave edebiliriz. 8 su bardağı kadar kaynar tavuk suyunu tencereme ilave ediyorum. Kapağını kapatarak kaynamaya bırakıyorum. Uygun bir kaseye çorbamın terbiyesi için 2 yemek kaşığı kadar un, 2 yemek kaşığı kadar yoğurt ilave ediyorum. Birazcık da yoğurdun suyundan ilave ediyorum daha rahat karıştırabilmek için. Çorbamı suyundan ilave ediyorum. Daha rahat karıştırmama yardımcı olacaktır. Çorbam kaynamaya başlamış. Kaynadıktan 5 dakika sonra baharatlarını ilave edeceğim. Çorbama en yakışan baharatlar kekik ve tuz. Ben 1 yemek kaşığı kadar tuz, 1 tatlı kaşığı kadar kekik kullandım. Damak zevkinize göre azaltabilir ya da artırabilirsiniz. Çorbamın terbiyesine 2 kepçe kadar çorbamın suyundan ilave ediyorum. Bu şekilde ısıyı eşitlemiş olacağım ve kesilmesini engellemiş olacağım. Bir yandan karıştırırken bir yandan da çorbamın terbiyesini ilave ediyorum. Bu da çorbamın kesilmesine engel olacak bir yöntemdir. Hiç tavuk çorbası sevmeyen ben dahi tavuk çorbasının bağımlısı oldum. Bu çorbayı özellikle tavuk çorbası sevmeyenlere ikram etmenizi tavsiye ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.